Selamünaleyküm aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Rabbim Teala Hazretleri bizleri iyilerden eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin, dualarımızı makbul eylesin, rızasına ulaşacak şekilde dünya hayatını tamamlayanlardan eylesin inşallah. Geçen haftadan hatırlayacaksınız konumuz zekat. Zekatın önce dinimizdeki yeri nedir? Niçin zekat vermeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. Sonra zekat verenin... Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hani zekatı vermemiz gerekiyor, vereceğiz de nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan da bahsedeceğiz bugün inşallah. Rabbim Teala Hazretleri anlatılanlarla önce nefsime amel eylemeyi, sonra siz değerli kardeşlerimize de amel eylemelerini Rabbim Teala nasip eylesin. Evet kardeşlerim, zekatın üç seviyesinden bahsetmiştik. Birincisi, kelime-i şahadet hepimiz biliyoruz kelime-i şehadetin içinde bulunduğu hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam'ın şartını belirlerken beş temel kuraldan bahsediyor. Bunlar olmazsa olmazıdır. Bunun birisi İslam kapısı dediğimiz, İslam'ın giriş noktası dediğimiz kelime-i şehadet Eşhedü enne ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bu kelime-i şehadeti gönülden söyleyen, yürekten inanan iman eden bir kimseye zekat farzdır. Mutlaka verecek. Neden verecek? Ne kadar verecek? Kimlere verecek? Bunları ilerideki sohbetlerimize veya bugün de yetiştirebilirsek bir kısmını da anlatmaya gayret ederiz inşallah. Öncelikle zekattan önce Kelime-i Şehadet'e biraz odaklanacak olursak Kelime-i Şehadet Tevhid akidesini oluşturuyor. Yani Allah bir tane. Emreden bir tane. Veren bir tane. Yani her şeyle beraber Allah Teala hazretleri rızkımızı verendir. Nereye harcayacağımızı belirleyendir, sağlığımızı verendir, nasıl kullanacağımızı da belirleyendir sağlığımızı. Bunun gibi efendim zekat bu kelime-i şahadeti kabul eden, ben müminim, Müslümanım diyen insanın bir yükümlülüğüdür. Olmazsa olmazıdır. Tevhid esasına dayanır. Bir de tevhid nedir? Bir koltukta iki karpuz taşınmaz derler ya. Tevhit budur kardeşler. Yani tevhit muhabbettir, samimiyettir. Allah'a gönülden imandır, gönülden inanıştır. Tam bir teslimiyetle, samimiyetle muhabbet eden bir kimse, Allah'ı seven bir kimse Hazreti Allah'ın emirlerinin dışına çıkamaz. Çıkamayınca şu demek. Bir kişi birden fazla şeye gönül veremez, muhabbet duyamaz. Haliyle Allah'ı seviyorum diyen bir insan Allah'ı sevdiğini ispatlaması için onun emirlerini yapmak zorunda. Ne kadar emrini yapabiliyorsan bil ki o kadar Allah'ı seviyoruz demektir. Ne kadar haramlara, günahlara efendim zaman ayırabiliyorsa ibadetlerden gün efendim yapılması gereken farz olanlarından ne kadar uzak kalabiliyorsan bil ki Allah'ı o kadar az seviyorsundur. Hiç aklına getirmiyorsan kusura bakma hiç sevmiyorsundur. Hani biz çocukken açıklardık veya söylerdik veya çocuklara söyletirdik. En çok kimi seviyorsun? Allah'ı seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Şu kadar seviyorum. kollarını açardı çocuklar. Allah Teala'yı sevdiklerini söylerlerdi. Bizler de Allah'ı çok sevdiğimizi söylüyoruz ama sevdiğimizin delili onun sözünü dinlemektir. Muhabbetin delili o muhabbet edilen gönüle Allah'ın sevgisinin haricinde başka bir sevgiyi koymamaktır. Ha insanlar başka kimseyi sevmeyecek mi? Başka bir şey sevmeyecek mi? İşte evini sever, arabasını sever, eşini sever, çocuklarını sever, annesini sever, babasını sever, arkadaşını sever, akrabasını sever. Bir sürü insan sevebilir. Bir sürü efendim. Ama bütün bu sevgiler Allah'ın emrettiği ölçülerde sebilecek, Helal olanlar sevilecek. Haram sevilmeyecek. Adam işkiyi çok seviyormuştur. E, seviyorsa o haram olan bir şeyi seviyor. Haliyle Allah'a götüren, Allah'ın istediği bir sevgi şekli değil. Veya haram evlenilmesi efendim veyahutta e, irtibat kurması yasak olan bir karşı cinsi seviyor. O sevgi helal olmayan bir sevgi. Demek ki muhabbet ortaklık kabul etmiyor. Allah'a muhabbet ortaklık kabul etmiyor. Ve muhabbeti duyan bir insanın da zekattan kaçması söz konusu olamaz. E, seviyorsa bismillah diyecek Allah Teala'nın emirlerini yerine getirecek ve Allah'ın emrettiği için zekatını verecek. Sevginin boyutu tartışılabilir kimisi işte peygamberler kadar kimse hiçbirimiz sevemeyiz. Sıddıkiyet makamına makamını ulaşmış Hazreti Ebu Bekir Efendimiz var. Efendim, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi hiçbirimiz Allah Teala'yı sevmiş olamayız. Kesinlikle. Ama her insanın mutlaka yapmak zorunda olduğu, bilmek zorunda olduğu ve inanmak zorunda olduğu bir akide var. O akidelere doğrultusunda Allah Teala Hazretlerini sevecek. Zekat da bu sevgiye nispetle oranları belirleniyor. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Allah rızası için ne veriyorsun dediklerinde bütün mal varlarının hepsini birden vermesi gibi. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ben bu sefer e, zekat ve sadakada Hazreti Ebu Bekir Efendimiz için diyor ki ben Ebubekir'e geçeceğim. Malının yarısını getiriyor veriyor. Malının yarısını. Düşün ki şimdi bizim evimiz var, arabamız var. E, biz destenin içerisinden en küçükleri seçerken onlar destenin tamamını veriyor. Cebimizdeki paranın destenin içerisinden biz küçükleri seçerken evi araba dursun, şurada onlarla hiç alakası yok. Efendim destenin içinden küçükleri seçerken o destenin tamamını verebiliyor. Hazreti Ömer Efendimiz de malının yarısını veriyor ki Ebu Bekir Efendimiz'i geçecekmiş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de geliyor diyor ki ben malımın tamamını verdim. Hazreti Rasul soruyor, ya Ebu Bekir ailene ne bıraktın? Allah ve Rasulünü bıraktım ya Resulullah, buyuruyor. Yani demek ki samimiyet böyle bir şey teslimiyet böyle bir şey. Muhabbet böyle bir şey. Birinci olanı e, Allah emretti diye vermek. O emretmiştir. Vereceksin. Böyle na, nasıl işte, zekat verecek olan kimselerin görevlerini biraz sonra anlatmaya başlayacağım. Onlara da kimden nasıl zekat verilmesi gerekiyor? Bunlara da değineceğiz inşallah. İkincisi ihtiyaçtan fazlasını Allah rızası için vermek. İhtiyacın nedir? İşte atıyorum üç tane gömlek var. Benim ihtiyacımı görüyor. Dördüncü, beşinci, altıncı. Ya geçen haftalarda belki söylemişimdir bir yerde de paylaştım. Arkadaşım bir şey diyor, 150 tane tişörtüm var diyor. Gömleğim ve tişörtüm var. Diyor. 150 tane. Allahu Ekber diye. Şimdi düşünüyorum. Yılda var 365 gün. Her birini üçer gün tane giymiş olsa 450 gün yapar. Üçer gün giymiş olsa yılda. Ne yapacaksın bu kadar dedim. Ne bileyim diyor. Hoşuma gitmiş almışım. Hoşuma gitmiş almışım. O kadar almışsın. Niye vermiyorsun? Hadi aldın? Giydin, verdin. Veyahut da aldın hoşuna gitti efendim giymiyorsun sonra niye vermiyorsun niye biriktiriyorsun bir sürü insan var ihtiyaç sahipleri insanlar var aslında niye alıyorsun almadan vermek lazım parasını vermek lazım o insanın kendi ihtiyacını görmesi lazım yani böyle malının kendi ihtiyacından fazlasını tasatuk etmesi bu da ikinci grupta olanı. 3. grupta olanı da bunlar da bizleriz. Nedir? İşte malımızı hesaplarız, mal varlığımızı hesaplarız, paramızı hesaplarız, altınımızı, gümüşümüzü, hisse senedimizi, efendim sanal ıı, paramızı vesaire her şeyimizi hesaplarız. Ondan sonra kalemle hesap yaparız. Şu kadar şu var, şu kadar şu var, şu kadar şu var. Borçlarımızı da hesaplarız. Şu kadar şuradan çıktık, şu kadar şuradan çektik. Kalanı da hemen kırkta birine hesaplarız. Şu kadar zekat yapıyormuşlar. Kuruşu kuruşuna ayırırız cebimizden veyahut da naklimizden. Fazla vermeyiz yani böyle bir şeyimiz var. Bizim bir de huyumuz var. Yani ne tutmuş atıyorum 22.000 lira tutmuş, 22.250 lira tutmuş. 22, bin vermeyiz yani. Böyle kuruş kuruşuna zekatı tam hesaplarız. Ondan sonra zekatı tam verdik. Ya fazla versek ne kaybederiz? Yani bir şey kaybetmeyiz ama böyle de tam tamına zekatını verenler de bunlar da üçüncü grup. Dördüncü gruplar hiç zekatı kendisine yaklaştırmayanlar. Malı çoktur. Cimrilikten nasıl kurtulunur biliyor musunuz kardeşlerim? Cimrilikten vermekle kurtulunur. Vermeyen adam cimrilikten kurtulamaz. Büyüklerimiz ne güzel öğretirlerdi bizlere çocukla, çocukken. İşte annemiz babamız bize bir şey verirlerdi. Şimdi çocuk pedagogları da aynısını söylüyor. Yani çocuk eğitiminde çocukların verme alışkanlıklarını kazandırılmasında deniliyor ki çocuklardan birine verin diğerine vermesini söyleyin. Bize verirlerdi al şunu kardeşlerine sen dağıt derlerdi. Biz alırdık birini ona birini ona birini ona verirdi. Kardeşler arasında pay ederdik. Ertesi gün de bir diğerine verirdi sen kardeşlerine pay et derlerdi. Biz farkına varmadan bir eğitimin içerisindeymişiz. Bizim büyüklerimiz efendim çocuk eğitimi almadılar. Çocuk efendim pedagoglarından yönlendirilme almadılar ama... Gel gelelim ki çocuk eğitiminde birbirlerine vermeyi teşvik etmişler, öğretmişler bize. Şimdi Müslüman da insan da cimrilikten kurtulmak için vermek zorunda. Her daim versin. Üç beş önemli değil. Versin bir şekilde versin, birilerine versin. Vere vere vermenin zevkini alır. Birilerinin kendisinin verdiği bir ekmek parasıyla karnının doyduğunu bilmek bile insana yeter. Ama maalesef bizler pek böyle yapmıyoruz. Bizler işte kuruş kuruş hesap yapıyoruz, bozuk paraları ayrı biriktiriyoruz, işte tüm paraları ayrı biriktiriyoruz. Biz sadaka vermemiz gerektiği anda böyle destelerin içerisine küçüklerini seçmeye gayret ediyoruz. Böyle de olmaması lazım. Ee, Müslüman cimri olmayacak efendim. Görevlerini layik ile yerine getiren olacak. Allah vermiş bize. Verdiğinden bir kısmını ver diyor, tamamını ver de demiyor. O yüzden verdiğinden vermekte bize düşen görev. Peki zekat verecek kişinin görevleri nasıl olacak? Bunları 6 7 maddede sıralayacağız inşallah. Birincisi zekat verecek kişi vakti gelmeden veya vakti gelir gelmez, ötelemeden tam zamanda verecek. Önce veremez mi? Verir. Diyelim ki mesela bugün için efendim 3 4 Muharrem. Muharrem ayının içerisindeyiz. İşte bir Muharrem'de zekatı vermeyi taahhüt haline getirmişti, alışkanlık haline getirmişti. Bunu 3 4 gün öteledi. Ötelemeyecek. Erken veremez mi? Verir. Erken verebilir. Erken vermenin avantajı ne? 1- Muhtaç kimsenin eline daha erken geçer. Değil mi? Daha erken eline geçer. 2- O muhtaçın duasına daha erken kavuşur alan bir şahıs da tabi dua edecek. Yani Ya Rabbi Allah senden razı olsun diyecek. Efendim Allah gönlüne göre versin diyecek. tam ben sıkışmıştım işte bayram gelmişti de benim böyle bir ihtiyacım vardı da sen hemen geldin ihtiyacıma çağrı oldun. Efendim diyecek bu şekilde dua edecek. Erken duaya kavuşuyor. Sonra erken ibadetini yerine getirdiğinden dolayı Allah Teala'nın sevgisini kazanıyor. Yani bu da çok önemli. Allah'ın rızası için zaten yapıyoruz. Yani biz görevimizi yapıyoruz ama bir taraftan da Allah rızası için yapıyoruz. Namaz kılıyoruz ama Allah emretti diye yapıyoruz. Bir taraftan da Allah razı olsun diye kılıyoruz. Yani böyle bir güzellik de var. O yüzden değerli kardeşlerim gönülden verecek. Gönülden verdiğini ispatlamak için de erkenden verecek. Üçüne beşine bakmayacak. Fazla fazla verecek. Bu da çok önemli. Yani böyle kuruş kuruşuna hesap edip de ben bu kadar zekatım var. Bir de bazı kardeşlerimiz var böyle kılı kırk yalan hesaplar yapıyorlar işte nereye vereceğiz, kime vereceğiz, ya o adamın işte zekata ihtiyacı yoksa zekat alamayacak durumdayız fena Biz de diyoruz ki kardeşim bak bize ulaşırsanız biz size yardımcı oluruz, getiririz beraber veririz. Ben size gösteririm evini, ocağını, aşı, eşyasını, her şeyini görürsünüz o zaman verirsiniz. Yani böyle bir güzellikleri de var. Müslüman bir şekilde zekatı verecek efendim e, duruma geldiği anda, hemen hesaplayacak vaktinden önce verecek. Vaktinden sonraya kalırsan ne olur? Şeytan aleyhillane efendim ee, etmeye çalışır. Yani ya zekatı vermeyer, az ver. Seninle beraber mi çalıştı? Sen yoruldun, biriktirdin, o da çalışaydı. Halbuki Allah aynı güçte, aynı kuvvette olan, hatta aynı yetenekte olan insanlardan bazılarına bol nimet verir. Bazılarına da o vereceği nimetleri adeta kısar. Hani derler ya nereye assam kuruyor diye. İnanın o hale getirir. Bunların hepsi imtihandır. E, tabii ki bu imtihanların da sebep ve hikmetleri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki namazını kılmayan bir kimse başına bela musibet geldiği zaman sebep aramasın. Başka bir şeye sebep bulmasın. Kendinde alasın hatayı. Önce namazını kılması lazım, önce ibadetlerini yerine getirmesi lazım. Önce Allah sevgisini tam bir gönlünde hissetmesi gerekiyor. Ondan sonra başına bir musibet gelmeyecek diye kaydı yok, gelir. Peygamberlerin Allah dostlarının başına da musibetler gelmemiş mi? Geldi, hem de en büyükleri geldi. Ama şeytanın zekat konusunda Efendimiz vezvesesine kulak asmayacak zamanı gelince zekatını verecek. Yani üç gün sonra beş gün sonra bırakmayacak. Çünkü ötelemek de caiz değil. Zekatı bugün vermeyeyim, yarın sabah vereyim. Olmaz. Bugün vermen gerekirse bugün vereceksin. Hatta sabahın erken saatlerinde vereceksin. Yani böyle erkende davranman gerekiyor. Çünkü daha muhtaç bir insan varsa onun ihtiyacını bir an önce gidermesi sevap açısından da senin niyetin açısından da Allah'ın sevdiği bir durum açısından da her konuda bakıldığında en eftal olan vaktinden önce verilmesidir zekat konusunda. Peki ikinci görev de zekat verirken gizlilik esastır. Şimdi insanlar e, bir zekat veriyor, her yerde söyle. Ben zekatımı verdim. Ya verdiysem verdin. Daha net söyleyip duruyorsun yani. Allah Teala ayet kerimede buyuruyor ki ve in tuhfuha ve tuhul fukarae fahu khairu Eğer onu gizli bir şekilde verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yani gizli vermek daha iftaldir. Gerçekten de açıktan verilmesi gereken yerler yok mudur? Vardır. İşte birincisi dedik ki zekat vakti geldiğinde efendim vaktinde vermek, erken vermek fazilet açısından daha eftaldir. Sevaplara kavuşma açısından daha güzeldir. Allah'ın emrini bir an bir an için bir an öncesinde yerine getirmenin de ayrı bir lezzeti vardır. Ancak e, bir de ikinci olarak da zekat verecek şahsın gizli vermesi esastır. Gizli saklı verecek. Yani rencide etmeyecek. Başkalarının yanında veriyorlar. Yani biz e, bazen görüyoruz zekat verecek, sadaka verecek çağırıyor yanına. Gel bakalım diyor, efelektasyon, ne yapıyorsun, durumu nasıl, maddi durumu nasıl, ben sana biraz zekat vereceğim, işte fitremi vereceğim. Ramazan'da görüyoruz bunu cami kenarında fakir kardeşlerimiz bazen oluyor. Bu kardeşleri çağırıyor yanına, al bu benim sana zekatım, bu benim fitrem, bu benim sadakam gibi bir şeyle veriyor. ya yani veriyorsun ama böyle rencide ederek de efendim kalp kurarak da verilmemesi lazım. Yani bir iş yapılıyorsa amaç ne orada? Zekat mı vermek? Allah'ın rızasını mı kazanmak? Yani paranın çıkması, maddi bir şeyin çıkması Allah'ın rızasına her zaman sebep olmaz kardeşlerim. Bir şey yaparsınız, belki de Allah'ın gazabına uğrarsınız. Yani o adamın kalbini kırıyorsunuz. Çünkü zekat vermekteki kasıt Allah'ın emridir. Emirden kasıt da o insanın ihtiyacını görebilmektir. Yani fakirin Hakkıdır sonra sen o zekatı bir de sevineceksin ki Allah'ım sana şükürler olsun ki etrafımızda zekat alabilecek şekilde fakir insan, fakir müslüman yarattın sana şükürler olsun. Dememiz lazım. Vallahi sevinmemiz lazım. Çünkü o zekatı alabilecek insanlar da etrafımızda olmasa fitre verecek alacak insanlar etrafımızda olmasa biz kime vereceğiz fitrelerimizi, zekatlarımızı? E bulamayız. E bulamazsak günahkar oluruz. Ya bunların hesabını yapmamız gerekiyor. Ama biz maalesef bunların hesaplarını pek yapmıyoruz. Biz zannediyoruz ki efendim böyle zekatı verdi miydi? Biz üstün insanız. Hayır. Biz üstün insan falan değiliz. Bizim hiçbir üstünlüğümüz yok. Zekat veren insanın hiçbir üstünlüğü yok. Allah onu seçmiş ona mal vermiş. Ona bir de o malla beraber sorumluluk vermiş. Zekatını ver bakalım vermezsen cezası var. Ama fakirin zekatını ver gibi bir sorumluluğu yok. Fitreni ver vermezsen sorumluluğu var. Sadakanı ver vermezsen sorumluluğu var. Bu malın bir de hesabı var. Net buyurmuştu Hazreti Ali Kerramallahu Vece. helalın e, hesabı, haramın azabı vardır. Yani o malın mutlaka bir hesabı var. Bizim üzerimizdeki kullandığımız evin, arabanın, cebimizdeki nakdin, iş yerimizin vesaire, gelirimizin, giderimizin bir de hesabı var. Bunları nasıl kazandın? Helal mı, haram mı? Bunların içinde faiz var mı, yok mu? Dolandırıcılık, sahtekarlık var mı, yok mu? Bunların her birinin hesabı var. E, Allah bunların hesabını sormayacak mı bize? Soracak. Yani kimse bu hesaptan da kurtulmayacak. Demek ki zekat verince e, mümkünse gizli vermek eftali. Bir diğer, üçüncü mesele de eğer açıktan verilecekse zekat, sadaka açıktan verilecekse rencide etmeden vermek lazım. Açıktan niçin verilir? Yanlarında zekat verilmesi gereken başka insanlar olabilir. Efendim zekatı verebilecek durumda olan insanlara bak ben veriyorum siz de verin der gibi, mana ile açıktan verilebilir. Mutlaka öyle verilecek demiyorum. Öyle de verilebilir ama bazıları diyor ki ben riya olmasın diye yapmıyorum. Allahu Ekber. Onu da duyduk biz. Ben Allah'a karşı riya olmasın diye namaz kılmıyorum diye. Tövbe haşa sümme haşa. Camide namaz kılmıyorum diyor. Riya olacak diyor. Camide herkes namaz kılıyor kardeşim. Herkes birbirine riya için mi camide? Yani bu ne kadar saçmalık. Yani ibadet yapmamanın bir gerekçesi bulacaksa bir bahane uyduracaksa böyle bir bahane uyduruyor. Müslümana böyle bir bahane yakışmaz değerli kardeşlerim. Sonra zekat verecek kişi alacak kişinin başına kalkmayacak. Zekatı verecek bir daha bu şahsa irtibatı unutacak. Yani ben ona zekat vermiştim. Benden ben şöyle bir hizmet bekliyorum ondan. Şöyle bir saygı bekliyorum. Şöyle bir iltifat bekliyorum. Şöyle bir özellik cümleleri bekliyorum ki öyle bir şey olmayacak. Hazreti e, İmam-ı Azam mekanı cennet olsun. Birine borç para vermiş. Yani biri gelmiş borç para istemiş. İmam-ı Azam Tüccar'dı biliyorsunuz. Efendim. Gelü ki bana şu kadar miktarda para lazım. Borç para veriyor. Neyse ne kadar istediğini, ne zamana vereceğini taahhütleşiyorlar, konuşuluyor. Parayı çıkartıyor İmam-ı Azam veriyor. Cami ile evin arasında şahsın evi. Borç alanın evi mescitle yani mescitle zaten medrese aynı çevrim içerisinde. Efendim medreseyle evinin arasında günlük oradan 3-5 sefer geçmesi gerekiyor imam azamın. İmam azam borç para verdiği şahısın kendisine teveccühü fazla olur. Saygıda biraz daha fazla iltifat eder. Efendim selam verme şekli değişir. Bana karşı duruşu, bana karşı saygısında fazlalık olur, abartma olur diye korkusundan yolunu değiştiriyor. Yolunu değiştiriyor. Biz şimdi birine borç para versek, daha günü gelmeden adama duyurmaya çalışıyoruz. Hazırlığını yapıyorsun değil mi? İşte şu kadar zamanın geldi. Şu zaman şu kadar para verecektin değil mi? Hazırlığın var. Yavaş yavaş hazırla. Ben biliyorum ben sana güveniyorum. Adama şimdiden yani günü gelmeden önce psikolojik baskı yapılıyor. Ama i̇mam Azam öyle yapmamış. Yolunu değiştirmiş ki bu adam bana karşı eziklik duymasın diye. İşte böyle bir insan var. Bir de böyle bir olmaması gereken bir insan türü içimizde. Demek ki zekat veren şahıs başa kalkmayacak çünkü biraz önce de söyledi ki Allah'a dua edecek Ya Rabbi sana şükürler olsun. Böyle bir insanı benim karşıma çıkarttın. İhtiyaç sahibi bir insanı benimle karşılaştırdın. Bu sebeple de Rabbim ben zekatımı verdim. Senin rızan konusunda da inşallah bir ibadet yaptım. Bu ibadetimi kabul eyle diyecek, sevinecek. Zekatı verince, sadakasını verince böyle başa kalkmayacak. Yani verdiyse verdim. Kim için verdi sanki? Zekat, zekat neydi? Geçen haftadan bir slogan cümlemiz vardı. Zekat fakir müslümanın, zengin müslümandaki alacağıdır. Zengin müslümanın fakir müslümana borcudur kardeşim. Borç verecek. Ha bunun içinde başa kalkmaya, ben sana zekat verdiydim. Ben seni şu zaman kalkındırdıydım. Ben sana şu sıkıntı halinde yardımcı olmuştum gibi bir cümleyi kullanması bir Müslümana yakışmaz. Verdiği sevabı yakar. Ya yani söyleye 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 söyle yapmış olduğu ibadetin sevabından bir şey kalmaz. Söylemek çünkü bitiriyor. Çakma yakıp alttan yakmak gibi bir şey yani. O yüzden yaptığı ibadeti kesinlikle kimseye söylemeyecek, gizli saklı tutacak, yani birilerine söyleyip de rencide etmeyecek, birilerine söyleyip de efendim zekat veren alan insanın başına kalkmayacak. Böylelikle onun da Allah'ın da hoşnutluğunu kazanacak kardeşlerim. Zekat veren kişi zekatı azımsamayacak. Ee, böbürlenmeyecek gurur duymayacak Ben zekatımı verdim verdiysen verdim Kardeşim Allah sana 100 tane koyun vermiş Atıyorum mesela sen tutmuşsun 2 tanesini zekat vermişsin de bunlar ne övünüyorsun 98 tane kaldı geriye Onu niye söylemiyorsun Yani işte şu kadar maddiyatı vardı 100 bin lira parası vardı zekatını tutmuş 2500 lira vermiş daha 97500 lira kenarda duruyor Niye onu söylemiyorsun Demesi lazım Kendi kendine hesabını böyle yapması lazım Yani Allah bana şu kadar vermiş Ben şuncacını vermişim ya Rabbi sana şükürler olsun daha gerisi de şu kadarı kalıyor diye sevilmesi lazım. Ama tam tersine o kadar cereni verdi diye öbürlenip duruyor. Ne böbürleniyorsun kardeşim? Allah vermişse sana vermiş. Şımarmanın ne anlamı var? Böbürlerinin ne anlamı var? Şımarık kimseyi kimse sevmez. Değil mi? Yani Allah'ın sözünü dinlemeyeni hiç kimse sevmez. Biz de insanlar olarak birbirimizin sözünü dinlemeyeni sevemeyiz, sevmeyiz. Açığı saçığı kaçığı sevmeyiz. Yani niye biz sevmiyoruz? Yani açık duran bir yadını açık duran bir erkeği efendim kumar oynayanı, içki içeni, zani olanı hiç kimse sevmez. E Allah da sevmez. Terbiyesiz bir sever miyiz? Küfürbazca konuşan, böyle efendim her etrafına e, kavgacı, haşin, kaba efendim böyle ağzı bozuk insanı çevresi sevmez. Allah da sevmez. E Allah'ın sevip sevmediğini biz nereden bileceğiz? Bizi sevip sevmediğini. Biz insanların içerisinde sevilen birisi miyiz? Ahlakımızda, edebimizde, terbiyemizde, sevilmenin yanında bir de güvenilir insan mıyız? O zaman bizi birileri seviyorsa bilin ki Allah da bizi seviyor demektir. Ama bizi bütün yanlış insanlar seviyorsa o zaman sıkıntı var. Bütün yanlış insanların sevdiği bir insan Allah sevecek diye bir kayda yok. Bizi iyi insanların sevmesi lazım. Dürüst insanların sevmesi lazım. Demek ki kardeşlerim e, böbürlenmek, gururlanmak bizim işimiz değil. Zekatı vereceğiz, efendi gibi biz onu unutacağız. Tamam Allah'ım sana şükürler olsun. Bu senelik zekatımızı verdik diyeceğiz, sevineceğiz. Ve yaptığımız o güzellikleri, yaptığımız o ibadet kısmını verdiğimiz şahsı da unutacağız. Bir daha onun peşine düşmeyeceğiz. Verdik de, ettik de, aldık da. Bunların hepsi geçici şeyler değerli kardeşlerim. Bir de zekatı verecek şahıs, Nakit veriyorsa sorun yok nakitin e, paranın eskisi yenisi kıntısı yok da özellikle diyelim ki iş yeri sahibi olan kardeşlerim işte kıyafet mağazası var kıyafet veriyor gıda maddeleri satan bir market var onlar gıda maddeleri veriyor vesaire herkes kendine göre bir harcama yapıyor böyle bir durumda malının en iyisini verecek satılmayan bir ürünü zekat olarak vermenin bir, bir esprisi yok yani. Veyahut da tarihe geçmeye yüz tutmuş bir gıdayı al ben satamadım bunu sen tüket demenin bir manası yok. Veyahut da elimizde almışız demede olmuş bir kıyafet var bunu kimseye satamamışız. Artık bunu teşhir etmenin de manası yok. Kimse değer vermiyor, kimse yüzüne bakmıyor. Bunu al ben zekat olarak veriyorum. Bu böyle olmaz. Zekat sevdiğiniz şeylerden olacak. Güzel şeylerden olacak. Yani böyle birilerinin bakarak imrendiği, sevebileceği bir şey olacak. Kullanabileceği bir şey olacak iş kullanamayacağı bir şey zekat olarak verseniz ne yapacak yani? Ne hiç ne yarar? Yani şimdi tutuyor bazı arkadaşlar tarihe geçmiş. Bir sürü zekat da Ramazan'da arkadaşım bir söyle diyordu, bir fakir kardeşimiz. Hocam diye evde diyor bir çuval diyor makarna birikti diyor. Allahu ekber. Ne demek bu biliyor musunuz? Herkes makarna vermiş. Allah kardeş niye makarna veriyor? Versene tereyağından balından efendim zeytinin kalitesinden etinden yani böyle bir Ramazan'da bir sürü Makarna birikti, bir çuval makarna biriktirdi. Bu adam durmadan makarna mı yiyecek? E sen günü her gün makarna mı yiyorsun kardeşim? Yok. O zaman kendi yaptığından getireceksin, kendi yaptığını vereceksin, kendi giydiğini, kendi yediğini, kendinin sevdiğini vereceksin ki Allah da o zaman sevsin seni. Sen kendi istemediğini verirsen Allah seni istemez. Yani böyle düşünmek lazım, olayı bu açıdan bakmak lazım. Ben Allah'ın istediğini yapmam gerekiyorsa benim sevdiğimden vermem lazım. Ben en çok neyi beğeniyorum? İşte şu üzerindeki gömleği çok seviyorum diyelim ki. O gömlekten vermem lazım veya o gömleğin kendisini vermem lazım. Bunun gibi. E şimdi biz mağazadaki kardeşimize bakıyoruz zekatı efendim şeyden veriyor. Satılmayan ürünleri veriyor. Öbürüsü tarihi geçmiş veya geçmeye yüz tutmuş olanları veriyor. Veya işte kurbanda pay dağıtılıyor, Kemikli olanları veriliyor. Küçük küçük poşetlere konuluyor. Ya Allahu ekber. Allah hakkımızda aynısını versin. Yani çok şeyle karşılaşıyoruz. Hoş değil kardeşlerim. Hazreti Allah buyuruyor zaten. Ya yulle dinu enfiqu tayibat. Ey iman edenler. Efendim. enfi infak edin min tayibat. Tayibat temiz olanlardan. Temiz olanlarından verin. Yani helal kazandıklarınızdan ve sizin beğendiklerinizden vereceksiniz. Yani öyle e, kimsenin hoşuna gitmeyen bir şey zekat olarak vermek pek hoş bir davranış olmaz. Yani sürekli işte biz ne yiyorsak, zekatı, fitreyi ona göre hesaplayıp vermemiz lazım. Bize Ramazan'da soruyorlar hocam fitre ne kadar? Diyorum ki alt limiti atıyorum mesela 40 lira, 35 lira, 40 lira. Alt limit bu. Ne demek yani hocam? Tabii ne demek diye bir şey yok dedim kardeşim. Bak senin gelirin aylık 15 bin lira. Bu kardeşimin aylık geliri 7 bin lira. Bu adam 7 bin lira üzerinden zekat verecekse 40 bin lira, 40 lira üzerinden verecek. Seninki diyorum iki katı gelirim var, bunun iki katı fitre vereceksin. Ya olur mu? Niye olmuyormuş? Alt limiti 40 lira, bunun üst limiti sınırı yok. Şahıs başına 1000 lira bile verseniz düşer yeri gelince. Demek ki fitreyi de böyle bilmek lazım. Yani alt limiti hepsini yapmış olmak için yapılmaz. Allah rızası için iş yapılır. O razı olsun diye yapılır. O razı olsun diye dünyada yaşanılır. O razı olmadıktan sonra dünyada hay yaşamışız hay yaşamamışız. Yani haramlarla iş tutan, yalanlarla iş tutan, sahtekarlıkla iş tutan, din düşmanlığıyla iş tutan, din düşmanlarıyla beraber olan, fitneyle efendim beraber olan bir insanın dünyadaki tutumuna göre Allah Teala Hazretleri mahşerinde değer verecek. Sen tutum bak dünyada şöyle şöyle yapıyordun. Al bakalım sen mahşerindeki tutumun bu. O ayrı bu ayrı öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gelir ayrı gider ayrı bir şey diye bir şey yok. Gelirden harcıyorsun gideri. Öyle bir olay yok kardeşler. O yüzden daha işte işten daha samimi olmamız lazım. Verdiğimizi Allah rızası için severek vermemiz lazım. Allah'ın sevdiği kul olmak istiyor muyuz? İsteriz tabii. Ki. Hepimiz isteriz ki Allah bizi sevsin. Hepimiz isteriz ki cennetiyle tatlı eylesin. Hepimiz isteriz ki cenneti cemalini göstersin. Peygamberine komşu eylesin. Bunu hepimiz isteriz. Ancak o istediğimiz şeyleri hak etmek için dünyada edebimizi, terbiyemizi, ahlakımızı, imanımızı, amelimizi, efendim kimlerin yanındayız, kimlerinle beraberiz, kimlerle iş tutuyoruz? Hepsini görmemiz, bilmemiz lazım. Sahtekarlarla iş tutuyoruz, dünyada cennet istiyoruz. Öyle bir şey yok. Din düşmanlarıyla beraber oluyoruz, cennet istiyoruz. Öyle bir hayat yok yani. Öyle bir şey olma ihtimali dahi yok değerli kardeşler. Demek ki bir diğer mesele zekatı efendim veren kişi malının iyisine Bir diğeri zekatı verecek olan kişi bu zekatı hak eden insanlara verecek. Yani ehil olana zekatı almaya hak kazanmış olan kimselere zekat verecek. Düşünün ki maddi durumu iyi bir kimsenin biz buna zekat veriyoruz. Biz de burada yanılgı nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Herkesin verdiği insanlar vardır. Özellikle küçük yerlerde, köylerde, mezrarlarda veya küçük ilçelerde fakir diye bilinen insanlar vardır. Dul diye bilinen insanlar vardır. O duldur ama maddi durumu iyidir. Atıyorum mesela eskiler demişler ki altından eşiği dahi olsa Dula Zekat düşer demişler. Efendim herkes götürüyor Dula zekat veriyor ama maşallah durumu iyi. Geliri var, evi var, ocağı var, her şeyi durumu iyi. Hiç kimse bir şey vermese dahi geliriyle çok rahat bir hayat yaşayabilir ama dul diğer kese ona veriyor. Öyle bir hayal, öyle bir şey yok kardeşler öyle bir olay yok. İhtiyaç sahibi gözetilecek, aranılacak, bulunulacak. Yani bir kimsenin ihtiyaç sahibi olan bir kimseyi aramadan, birilerine zekatı yığması, öbür ihtiyaç sahiplerinin kenarda mazlum gibi kalması, ihtiyaçlı iken yaşaması, zor durumda hayatını devam ettirmesi zekatın yerine ulaşmamış olmasının delilidir. Bizler zekatı vereceğimiz zaman araştıracağız, soracağız, bulacağız. Bilmiyorsak bililen birilerini bulacağız. Bu konuyla ilgili kimler vardı? Atıyorum mesela küçük yerlerde Imamlar vardır, muhtarlar vardır veya komşular vardır. Birlerine soracağız kimler zekat verebiliriz, kimlerin ihtiyacı var, kimler durumu muhtaç insanlar diye sormamız lazım. Sormadan verirsek ne olur? Sormadan verirsek baktık ki bu insan işte biz yaşadığımız için biliyorum adamın sigara parasını vermiş oluyoruz telefon kartının, fm telefonun faturalarını ödemesine yardımcı olmuş oluyoruz telefonunu değiştiriyor adam, zekat parasıyla telefonunu değiştiriyor, Çoluk çocuğu aç evde. E şimdi ben bu insana nasıl zekat vereyim yani? Nasıl ben buna yardımcı olabilirim? İşte vereceğim zekatı gıdaya çeviririm. Veyahut da vereceğim zekatı derim ki şu elektrik faturalarını ver elektri evinin elektrik faturasını ödeyim Ev kirasını veremiyorsa söyle ev sahibini söyle kim olduğunu söyle ben gideyim işte 2 aylık 3 aylık filancanın zekat olarak e, da şahsının zekat olarak senin zek alacağın zekatla ben kira ödeyeyim. Çünkü adam evden çıkartmaya çalışıyor, evden dışarı atmaya çalışıyor. Yani bunun gibi durumlarla karşılaştığımızda o şahsın hangi konuda neden faydalanabileceğini öğrenip ona göre vermek lazım. Ama en güzeli gıda vermek. Çünkü e, şahıslar genelde Allah o durumlara düşürmesin kendi şahsi ihtiyaçlarına harcıyorlar biz gördük. Adam gidiyor şöyle lüks bir ayakkabı almış. Niye aldın? Çok hevesim vardı. Ramazan'da zekatlar, fitreler gelince diyor, gözüm kaldıydı bu ayakkabıyı aldım. Allahu ekber. Ya gözün kalmış olabilir de yine gözün kalsın bir şey diyecektim demeyin ama evdeki çocukların ayakkabıları naylon da olsa yok. Yani evdeki çocukların ihtiyaçları giderilmemiş, ailenin, kadının ihtiyaçları giderilmemiş, evde gıda namına bir şey yok. Eve niye şunu almadın, niye getirmedin demesi lazımken kadının tam tersine kadına diyor ki evde niye yemek yok. Aldın da getirdin de kadının önüne yapıp koymadı mı? Yani bunun gibi sıkıntılar var değerli kardeşlerim. O yüzden zekatı vereceğimiz insanları, arayacağız, bulacağız. Gerekirse bulduğumuz insanlarda da itimat etmeyiz. Gel kardeşim, beni bulduğun yere götür, beraber gidelim. Ben zekatımı bizzat kendi elimle ulaştırmak istiyorum derseniz, bu şekilde dahi Türkiye'nin her tarafında ulaştırılabilir. Hatta gönüllü olan kuruluşlar var. Bunları da iyi araştırmak lazım. Bunların da şimdi iyi olanları var, iyi olmayanları var. Zekatı tam yerine bulanlar var, bulmayanlar var. Bunlar, bu konuyla ilgili çok konuşulacak şey var ama konumuz ne burası yeri ne de zamanı. Ama Bunları dahi araştırmak lazım. En güzeli bizzat elimizde vermek. Gelecek, bulacak hocayı veyahut muhtarı veyahut da bu fakir komşuyu bulacak. Bilen birisini alacak, gidecek. Evine bakacak, eşyasına bakacak, durumuna bakacak. Tamam sen bu evde mi yaşıyorsun? Bu evde yaşıyorum. Al kardeşim bu benim zekatım diyecek. Nakitse nakit verecek. Gıdaysa gıda verecek. İhtiyacını görecek, gözetecek. Başka bir yere Efendim başka bir şekilde yardım etmesi gereken diyecek bir duruma geldiği zaman abi bir adamın işte eşyasında işte sobası yoktu ben ona bir soba alayım veya işte adam kış gelmiş odunu kömür yok ben ona biraz odun kömür alayım gibi onu korup gözetmesi lazım bir Müslüman böyle gayretli olacak değerli kardeşlerim demek ki zekati verecek şahıs e, araştıracak bulacak hak sahibi olan kimseleri tercih edecek. İlim sahibi insanları efendim tercih edecek. Yani seçeceği insan da takva sahibi, Allah rızası yolunda gayretli olan insanlar olmasını da tercih edecek. Yani bu da tercihli. İbadetsiz, inançsız bir insana da zekat verilir mi? Eğer imanı varsa verilebilir ancak önce araştırdığında baktı ki bu adam Müslüman değil. Birisi de var Müslüman. Önce Müslüman tercih edilecek. Önce ilim sahibi, iman sahibi tercih edilecek zekat aldığı zaman şükür secdesine kapanacak insanlar var. Zekat aldığı zaman kendi ihtiyaçlarını giderildiğinden dolayı Müslümana dua eden, dua edecek insanlar var. Bunların tabii ki tercihli olarak zekatını verecek şahıslar bunları bulmak zorunda. Yüce Mevla Hazretleri bizleri iyilerden eylesin. Zekatı kimler alabilir? Kimlere zekat verilebilir? Bu konularda inşallah Rabbim Teala nasip ederse haftaya anlatmaya çalışırız. Yüce Mevla Hazretleri bizleri iyilerden eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Rızası yolundan ayırmasın, kulluk görevlerini layık ile yerine getirenlerden eylesin. Rabbim anlatılanlarla siz değerli kardeşlerime amel yapmayı, ben aciz kardeşiniz de efendim bu anlatılanlarla, anlattığımla amel eylemeyi Rabbim bana da nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.